Monday sendromu, yani pazartesi günü sendromu dediğimiz güvenlikteki önemli problemlerden bir tanesi. Aslında baktığınızda çok uzun zamandır var olan bir şey ama son zamanlarda teknik anlamında çok kullanılmaya başladı, başlandığını gördük. Aslında pazartesi günü sendromu şu. Bir mail sisteminiz var ve bunu koruyorsunuz. Zararlı yazılımı geliştiren kişi pazartesi günü sabah 6'da size bir mail gönderiyor. İçinde de bir tane link var. Diyor ki lütfen buradan işte şu web sitesine erişiniz tarzı bir bilgi vermiş içine. Peki, güzel. Fakat o link o anda gönderilirken pasif. Yani aktif bir link değil, erişilebilir bir web sitesi değil. Ve ilgili güvenlik çözümüne gelirken bu zararlı yazılım, ilgili güvenlik çözümüne bakıyor. Spam içeriği var mı? İşte bir herhangi bir attachment, bir ekli bir dosya var mı? Bunun bir zararı var mı? Ve içindeki içeriğe bakıyor, linklere bakıyor, linke bakıyor. Pasif bir link var. Hani bu, ben buna erişemedim. Herhangi bir kontrol yapamıyor çünkü. Risk yok diyor. Mail alıyor, mailbox'a iletiyor. İçeri girdi artık. Pazartesi günü oluyor. Kullanıcı saat 9'da bilgisayarını açacak. Saat 8.45'te, 8.50'de neyse. Zararlı yazılım geliştiren kişi o linki aktif hale getiriyor. Ve artık içeride olduğu için herhangi bir o anda bir güvenlik mekanizmasından, yani bir mail güvenliği anlamında ikinci bir güvenlik mekanizmasına tabi olamıyor. İkinci bir kontrol olamıyor. Ve bu şekilde çok fazla, aslında bu bir çeşit arka kapı açmak sistem üzerinden. Çok fazla bununla alakalı vaka yaşandı Türkiye'de. Pazartesi sendromundan dolayı. Buna yapılması gereken şu, o anda o zararlı linkin kontrol edilmesi. Yani tam içeriye girdi ama kullanıcı ona o anda eriştiğinde anlık bir kontrolün yapılabilmesi ve teknolojik olarak böyle bir kontrolün yapılabilmesi için ilgili altyapının kurum tarafından aslında bu yatırımın yapılmış olması yine önemli konular arasında.